Bizim haber tazeliğini koruyor. Hadi bir gösterelim Trabzon'da şiddetli yağış sonrasında neler oldu sele dönüştüğünde hem Araklı'da hem de Sürmene ilçelerinde. Metrekareye 160 kilogram yağışın düştüğünü söylemek isterim. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında caddelerin, sokakların sular altında kaldığını da park halinde araçları görüyorsunuz. Arabanın neredeyse lastiklerinin üstünde artık beline kadar diyelim, beline kadar gelmiş bir su yoğunluğu, suya gömülmüş araçlar ajanstan gelen görüntülerde pek çok gördüğümüz benzer görüntülerden biri. Harekete geçiyor ekipler ve yollarda çok yoğun bir su olduğu için tahliyesi ve temizlik için de iş makinelerinin çalışma başlattığını, hala da bu çalışmaların sürdüğünü söylemek isterim. Trabzon'da şiddetli yağış sonrasında aynı zamanda Araklı ilçesindeki sağanak yağış sonrasında da Özgen Mahallesi'nde bir Araklı Bayram Halil Devlet Hastanemiz var. O hastanemizi de su bastı. Hastaların tahliye edildiğini, sedyelere konarak dışarı çıkarıldığını, çok şükür herhangi bir aksilik olmadığını, tahliyenin tamamlandığını da eklemek isterim. Ama Trabzon valisinden Aziz Yıldırım'dan gelen açıklamayla birazcık endişelendik. Çünkü Ali Kemal Demir adlı yurttaşımız aranıyor. Kendisinden haber alınamıyor. Cep telefonuna ulaşılamıyor. Kendisi işitme engelli. Su basan işlerinde su tahliyesi sağlanırken vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz diyor Trabzon valisi Aziz Yıldırım. Kendisine ulaşılmaya gayret edildiği de son açıklamadan sonra yatsı namazından çıkmış, sonrasında da kendisinden haber alınamamış. Bunun dışında bölge ne durumda? Aslında tam olarak kuş bakışı, böyle yakın kuş bakışı tam olarak böyle ilçelerimiz. Yağış etkisini azalttı ancak sarı kod uyarısı kaldırıldı ancak yine de iş makinelerinin, ekiplerin orada teyakkuz halinde olduğunu söylemek isterim. Bu bölümünün sesini dinlememiştim. Biz sesi duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir bakayım ben de. Tamam, ses yok, görüntüler akıyor. Tamam, evet, burası. Çok kuvvetli tabii. Siz görüntüleri böyle ben minik minik konuşayım. Orada da yurttaşlarımız gördüğünü anlatıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 28 mahalleden 265 ihbar alındığını söyledi. Doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da aşırı yağışların aldığını, bu ilçelerin normalin üzerinde bir yağış aldığını söyledi. Bir kriz koordinasyon merkezi oluşturulduğunu biliyoruz Araklı Kaymakamlığı'nda. Ve valiliğin, büyükşehirin, komşu belediyelerin, ilçe belediyelerin, kurumların işbirliği halinde çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı, onu kurtardık diyor. Bu yeni bir bilgi. Hayati tehlikesi var mı yok mu diye bir baktık. Çok şükür yok. Can kaybımız olmayacak diyor Ahmet Metin Genç. Çok geçmiş olsun. Trabzon'dan, çevre illerden izleyenler, geceyi nasıl geçirdiğini yazmak isteyenler olursa beklerim. Çok geçmiş olsun.